kadar Müslüm tatlım benim ya. Sürekli evde şiddet mi vardı? Evet vardı bazen olduğunda. Öfkelendiğinde dövüyordu. Nasıl yani çok bu düzenli olarak sürekli her gün dayak mı yiyordun sen Veli'den? Her gün olmasa da gene de arada da yiyordum. Peki hiç Rukiye'den bahsediyor muydunuz? Rukiye size gelip gidiyor muydu? Evet geliyordum. Rukiye Yılmaz Hoca ile evliyken de sen ne zaman evlendin Veli ile bu arada? Yılmaz Hoca öldükten sonra mı evlendiniz Veli ile? Evet. Kaç yıl evli kaldınız? 7. 7 yıl. Bayağı uzun zaman evli kalmışsınız. Çocuğunuz var mı tatlım benim? Hayır. Çocuğunuz yok. Rukiye size Yılmaz Hoca öldükten sonra gelip gitti. O sırada hiç neler anlatıyordu? Rukiye'nin anlattığı şeyler dikkatini çeken bir şey oldu mu? Murat'ın katil olduğunu anlattı bize. Evet. Klasik. Yani böyle söyledi. Peki orada şimdi onunla ilgili de seninle yaptığımız röportajı ekranlara getireceğim ama bir derli toplu izleyicilerim görsün istiyorum. Ama özellikle az önce ekrana getirdiğimiz VTR'de ben şunu gördüm. Özellikle kendisine ait olan keçileri satmasını çok manidar bulmuşsun. Ve Rukiye olayıyla Rukiye yayına çıktıktan sonra bu keçileri satmaya karar vermiş, doğru mu? Evet. Peki öncesinde Veli keçileri satmaktan hiç bahsediyor muydu? Hayır, bahsetmiyordu. Hiç. Kaç keçisi vardı Veli'nin? 150 kadar vardı. Bayağı keçisi varmış. Hepsini mi satmış? Evet, hepsini. Ben öyle biliyorum ama hepsini mi sattı Hava? Evet. Hepsini sattı. Peki siz o sırada yolları ayırmış mıydınız yoksa ne durumdaydı ilişkiniz? Ayrılmadıydık daha. Ben geldikten sonra satmış. Şimdi, yani bir gün sonrası ben geldikten sonra. O keçileri sen büyüttün normalde öyle biliyorum değil mi? Evet. Sen çoğalttın onların hepsini. Peki evet. sana sordu mu o keçileri satacağım ya da niçin satacağını söyledi mi sana Veli bunu? Hayır hayır. Hiçbir şey söylemedi. Bunun hakkını vermiş mi Didem abla? Nasıl? Karısının hakkı olanı vermiş mi? Senin hakkını verdi mi? Mercan'ın da merak ettikleri var. Verdi hayır misin? Vermedi. Vermedi sana hiç hakkını. Normalde evlilik birliğinde kazanılan şey ortadan üleşilir mesela ya. Ondan merak ettim. Ya keçiler aslında senin bildiğim kadarıyla doğru mu abla? Hayır tamamen olarak beraber yani ikimizin yani. İkinizin ama sen hakkını istemedin mi? 150 keçi ne yapar bu arada bilemiyorum. Yaklaşık 300 bin liraya yakın para yapar. Ciddi öyle para yapar yani değil mi? Bir tane keçi ne kadar? Valla bilmiyorum yer yer değişiyor. 1000 liraya 1500'e giden var 2000'e giden var. Yavruluysa hamile muhtemelen daha Rukiye yayına çıktıktan sonra satılmış. Muhtemelen yavruladı yavrulamak üzereymiştir. 2000 liradan aşağı gelmemesi lazım. Yani ortalama 300 bin liralık bir para söz konusu. Ciddi bir para. Peki Veli nerede sen şu anda biliyor musun? Veli annesinin yanında. Veli annesinin yanında. Peki Rukiye niye gelmedi oraya onu biliyor musun? Kavga mı ettiler Rukiye... yani? Kavga mı ettiler? Araları nasıl Veli ile? Araları iyiydi. Sonra niye geçti bilmiyorum yani aralarında. Sonra onu sevmez oldu. Veli mi onu sevmez oldu? Evet. Ne oldu da yani buraya geldikten sonra mı sevmez oldu? Ne zaman sevmez oldu Rukiye'yi? Yayına çıktıktan sonra, Rukiye oradan kaçtıktan sonra yani. Allah Allah ne olmuş ki Rukiye'ye kızmış? Bilmiyorum öyle öyle. Şu cinayetle ilgili ekibimize hem Doğanay haber müdürümüz hem de Ayşegül muhabirimizin sorularını yanıtlamış. Onu bir derli toplu izleyelim çünkü orada çok daha kritik cinayetle ilgili çok daha kritik bilgiler var. Örneğin Rukiye şunu sorayım da o VTR ekranlara getireyim. Yani sevgili Havva Rukiye Yılmaz Hoca'dan el aldığını mı söylüyordu? Evet. El aldığını söyleyip ne yapıyormuş? Ne yapıyor mesela? Dualar okulu. Yani Peki. eline insanın beline. Bizim kurban olamadığım kudret sahibi Mevlam. Ya ben bu programı seyredip takipçisi olan insanlara sesleniyorum. Rukiye yarın. Bilse silahı bulur getirir bilmez canım. Bilmez ablacığım bilmez ya. Ya Allah affetsin de mesela dua şey işte bir dua buna okuduğunu söylüyor. Buna bile bilmez şahidim ya. Dua okuduğunu söylüyor ama o sırada şu şöyle bir ifade çıkıyor ağzından. Nasıldı Zuhal? Mır 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 diye bir ses. Ama dua okuduğunu söylüyor. Ama bır 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 diye mi söylüyor? Nasıl bır bır? Ama bır kelimesi çıkıyor mu?
Yani işte Bismillahirrahmanirrahim ve arkasından duanın okunması gerekiyor ya. Ondan sonra çok özür dilerim. Allah'ım lütfen yarabbim, beni affet tövbe. Yani. Bır 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 diye arkasından böyle bir ses çıkıyor. Yani aslında Rukiye dua okumasını bilmediğine biz de şahit olduk. Ben yani biliyorum bunu söylediğim için ama. Ama sana mı? Evet. Yani aranız evet. Peki ama... şey yaramamış. Ayrıldınız ama değil mi o duadan sonra? Ha? Evet. Ya bir felak nasıl bilseyle biraz işe yaramış eli güzel yani. Alamamış gülüm. Tövbe yani. Eli güzel alamamış o zaman. Keçinin tanesi 2,5 liraymış dedim ama 2500 liraymış 2500 bir arkadaşım göndermiş. 4500 şimdi. Falan o zaman. 450 tabii, bin lira falan 150 o zaman. 150 tane 2500'den tanesi 450 mi yapıyor? Hesaplamak yaklaşık lazım. Yaklaşık işte 350-400 bin lira yakın para yapıyor. 375 bin yapıyormuş. Şimdi Havva çok teşekkürler. Ne olur korkma. Hiçbir şeyden de çekinme. Ben çok teşekkür ediyorum bildiğin her şeyi anlattığın için. Aslında yüzünü de dönebilirsin de. Ben seni buraya bekliyorum. Çok da tanışmak istiyorum. Korkma Havva korkma. Korkma. Sen doğruyu söylediğin sürece korkma. Ama sen susarsan senin üstünde de kalacaklar. Ben senin arkandayım hiç merak etme. Lütfen bildiğin her şeyi gel burada bana anlat. Şimdi de anlatıyorsun gerçi ama burada yüz yüze daha çok farklı şeyler anlatacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum sana da babana da. Seni mutlaka ve mutlaka buraya bekliyorum. Sen çok önemli bir isimsin çünkü. Cinayetle ilgili ne konuşmuş arkadaşlarımla Havva onu bir ekranlara getirelim. Sonra o anlar gerçekten çok ilginç. Çünkü Veli de şüphelenmeye başlamış Rukiye'den. Hmm. Şaşırdınız mı? Ben şaşırdım. Gelsin bir ekranlara. Niye biliyor zaten? Niye şüpheleniyor ki? Ne kadar sevdiğimi sen de çok iyi biliyordum. Yaratandan başka kimseden korkmuyorum. Suç bura çıkacak. Sağ zavallı diye vermeyi ben istediler. Ama şimdi daha gibi bir kadın çıktı karşılarına. Veli, Rukiye'nin katil olabileceğinden şüphelendi. O bir ara Veli şüphelenmeye başlamış mı Rukiye'den? Bir ara konuştuğunda şüphelenmeye durdu tabii yayınlarda. Yani yapmış olabilir mi, olmaz mı diye kendi kendine... Şüphede duydu. Yani üstüne de pek varmak istemedim. Veli Rukiye'den şüphelendi yani. Evet. Rukiye Kılınç, Yılmaz Kılınç'la ilgili size ne anlattı? Yani üstüne kan olduğunu anlattı. Kocası vurulduktan sonra çocuğunun üzeri kan olduğunu anlattı. Ve dışarıda çocuğunu götürüp ellerini üstünü değiştirdiğini söyledi. Dışarıda mı değiştirmiş üstünü? Evet. Elini dışarıda mı yıkıyor? Evet. Peki hocaya sarılmış mı? Hayır. Bunu söylemedi mi size? Söylemedi. Siz sorduğunuzda ne diyordu size? Murat öldürdü kocamı diyordu. Sen bunları duyunca hani ya bize farklı söylüyordu şimdi televizyonda farklı söylüyor deyip hiç veliyle konuşmuşluğun oldu mu? Sordum ama o da aynı dedi. Yani şey Murat'ın öldürdüğünü söyledi o da. Ondan başka çıkmaz dedi yani. Veli Bey, senin kardeşin böyle bir maskeli saldırgan tarafından saldırıya uğradığında Yılmaz Hoca bundan bahsetti mi size? Şimdi ben onu demek istemeyeceğim. Benim soruma yanıt ver. Bahsetti mi Yılmaz Hoca böyle bir şey sana? Etti desene. Ben o anda ben bir şey duymadım bak yanlış anlamayayım. Sadece ben şunu diyeyim. Ki abine yol gösteriyorsun. Yani. Etti desene, etti desene diyor. Yok, yok. Bak duyuldu şimdi, bu. Duyuldu, abi, duyuldu, bak, duyuldu. Ama diyor işte annem şahit. Abim bilmiyor. Sen biliyor musun Veli bunu? Bana anlattı da sonra evet, anlattılar. Olay sonra tamam, benim kız anlattı? Kardeşim anlattı. Maskeli saldırganla ilgili. Kız kardeşim dedi ki ne telefonda bile. Evet. Abi benim başımdan böyle bir olay geçti dedi. Durum geçti. Ben de dedim kim yapabilir gülüm? Köyünden çıkmaz, o uşağından çıkmaz dedim ya. Ben yapmadım diyordu. Kocasını öldürmeye sorduğumda. Ben öldürmedim bilen diyordu yani. Bize hep koca yatacağı dedi. Yani şöyle yatıyor dedi. Çocuk da yandaydı dedi. Tuvalete çıktım dedi. Bir anda dedi bir tüvek sesi geldi dedi. İçeriye girdiğimde dedi. Çocuk anne üzüm boya oldu demiş. Yani kocasına sarıldığını demedi. Sadece ellerimi yıkadım üstümü değiştim. Çocuğun da üstünü değiştirdim dedi. Yıkadım dedi. Rukiye'nin üzeri de kan ve çocuğunun üzeri de kandı. Ha evet öyle anladım. Geldin döndün kocanın öldüğünü gördün evet, sarılıyorsun. Evet silah sınırladı geldim evet Savaş. Koca ben korktum diye sarıldım. Elim şöyle korktum diye sarıldım da şu ağrın şuradan. Şöyle tüpe el ettiğim zaman bir et parçası kan parçası olduğunu hissettim. Bir daha, öyle sarıl, bir daha öyle sarıl abine. Şöyle. Ha. Şöyle koca ben korktum her dedim de. Her yer kan olmuş Veli. Şurada. Her yer kan olmuş. Şu üzere kan olmaz mı?
Şurada kan. Bak, veli görelim. Veli görelim. Şuraya bana doğruyu söyle. Vallahi doğruyu söylüyorum. O bir ara veli şüphelenmeye başlamış mı Kiye'den? Bir ara konuştuğunda şüphelenmeye durdu tabii yayınlarda. Yani yapmış olabilir mi, olmaz mı diye kendi kendine şüphede duydu. Yani üstüne de pek varmak istemedim. Veli Rukiye'den şüphelendi yani. Evet. Barut izi nasıl oluşur? Barut izi nasıl olur? Vardı, kucakladıysa kocasını oluşan bir şeydir. Ha yukarıya uçuşmuş olabilir. O anda panikliyle koşarak gelir. Hı. Şey yaptığında uçuşarak geldi oraya. Uçuş böyle üzerine mi yapıştı? Şöyle geldi. Uçtu. Bir tek sağ tarafa değil yani, değil mi? Barut yüzüne doğru mu uçtu? Nasıl uçtu? Zaten bu tarafımı böyle kucakladım. Bir tarafımda ya, çıkıyor. Her tarafımda çıkıyor. Rukiye ile çok sık konuşuyorlar mıydı? Konuşuyorlardı. Ne konuştuklarını henüz bilmiyorum. Ama konuşuyorlardı yani günlük. Akıl veriyor muydu ona? Sen saçmaladın etten. Yani karıştırdın. Bir dediğin bir dediğine uymuyor diye konuşturuyorlardı yani. Karıştırdın, hatırlamıyorsun. Bir şeyler hatırlamıyorsun diye anlatıyordu yani. Gerçekler konuşmuş, aldığı kocayı söylemiş. Durasan'a sonra evlendiğini de söyledi. Gerçekleri evet. Söylemedi mi? Söyledi. Söyledi. Onu da söyleyebilir. Neye gizlemiş? Ya kocasıyla, ya sevgilisiyle kocasını öldürdüyse söyler mi? Söyler. Niye söylemeyecek? Söyle. Demek söyler ki, mi? Söyle. Çünkü yani gerçeği söyler. Rukiye Yılmaz Kılıç'ı öldürdüyse söyler mi bunu? Söyler tabii. Söyler. Yani, söyle. Bir dakika. Rukiye hep doğruyu söyler mi Veli? Söyler. Ben hiç kız kardeşim hiç, olarak... Bir dakika. Bir hiç, kötü... hiç yalanını duymadın değil duymadım mi? Duymadım ben. Yani ne söylerse doğrudur. Doğru konuşuyor Rukiye. Rukiye birini öldürebilecek bir kapasite bir insan mı? Öykelenince yapabilir yani. Yapamaz diyemem yani. Yani öykelenince kendini bilmiyor. Peki Veli de öyle mi? Veli de öyleydi. Sonra Veli düzeldi yani bayağı düzeldi. İkisi beraber çok konuşuyordu. Ama neler konuştuklarını pek bilmiyorum. Yanında konuşmazlar mıydı? Hayır. Bayağı da yanımda konuşmuyorlar. Niye sence? Bir şey saklayabilirler yani bilemiyorum. İkisinin arasında yani. Yılmaz Kılınç öldürülürken Veli ya da İsmail obada olabilir mi? Sanmıyorum ya. Sanmıyorum ama bir şeyi de duymuş olabilirler yani. Biliyorlar. Yanında olmasa bile duymuş olabilirler yani. Cinayetle ilgili önemli bir şeyler biliyor olabilirler. Evet. Ne olmuş olabilir sence? Alakalarını bilmiyorum yani. Ne olabilir bilmiyorum yani. Ama olabilirler yani. Ben kocamı öldürmedim. Ben burada kocamın katilini arıyorum. Başımdan git diyorum. Defol. Başımdan git diyorum. Git. Git başımdan gidiyorsunuz. Git. Hava duyuyor musun beni? Duyuyorum. Havacığım çok teşekkürler. Çok kritik bilgiler vermişsin. Şimdi özellikle üstünde kan olduğunu anlatması çok çok önemli. O zaman o kanlı kıyafetler ne oldu? Kim götürdü oradan? Sorusu akıllara geliyor. Size aynen böyle şey anlattı mı? Benim üzerimde kan oldu. Çocuğun da yüzü kan oldu dedi mi size? Evet dedi. Tamam. Nasıl yıkamış onları peki? Nerede yıkamış? Kendi üstünü mü değiştirmiş? Onu bilmiyorum. Sadece bir değir üzerinde kan olduğunu söyledi. Ve üzerinde kan olduğunu söyledi. Ve arkasından da Veli sürekli şey kızıyormuş Rukiye'ye. Sen saçmaladın, karıştırdın her dediğini. Bir dediğin bir dediğini uymuyor diye. Anladığım kadarıyla Rukiye'yi oraya çağırmışlar. Rukiye'yi Mersin Silifke'ye özellikle çağırmışlar. Ama Veli ne kadar işin içerisinde? Şimdi Hava da kocasıyla ilgili, şüpheli. Hava ben seni mutlaka buraya bekliyorum. Seninle konuşacağım daha çok şey var. Olur mu canım benim? Senin de babanı da mutlaka buraya bekliyorum. Bir araya gidelim hemen devam edelim.